Markaç hoş geldiniz sevgili seyirciler. Ben Süha Gürsoy. Bursa Spor'daki gelişmelerle yine karşınızdayız. Her pazartesi akşamı olduğu gibi bu hafta Bursa Spor'daki yine son gelişmeleri ele alacağız. Biliyorsunuz Bursa Spor dün Balıkesir Spor'u belki de sezonun en kritik, hemen hemen her hafta aynı cümleyi kullanıyoruz durum kötü olduğu için. Sezonun en kritik maçlarından birini oynadı. 1-0 geriye düştü ama ikinci yarıda bulduğu gollerle, Onur ve Pedro'nun attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazanmayı bildi. Geriden gelip kazanmak gayet önemliydi Bursa Spor açısından. Çünkü en azından camiaya da bir tekrar bir moral aşıladı. Evet, bu çocuklar pes etmeyecek galiba imajını, fikrini doğurdu. Bunları konuşacağız. Sevgili Erkan Öncel, sevgili Levent Batur ve sevgili Çetin Sabır ile birlikte hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk sevgili. Hoş bulduk. Sağ olun. Önemli bir galibiyetti. Herkesin yüzü güldü ama bitmiş bir şey yok. 9 final maçı daha var. 10 final deniliyordu. Mustafa Er'in hep söylemi buydu. Buradan başlayalım isterseniz. Erkan abi, seninle başlayalım. Evet, her maç final havasında geçen 10 maçlık bir periyoda başladık. Hani son viraj, düzlüğe ulaşacak mıyız, ulaşamayacak mıyız? Bunu göreceğiz tabii hep beraber. Ama Bursa Spor için şunu söylemek lazım. Geçen programda da aynı şeyi söylemiştim. Eğer Bursa Spor bundan sonrası için söylüyorum. Dün gördüğüm Balıkesirspor karşısındaki takımdan bahsediyorum. Çok da moral bozucu bu haftalarda konuşmak da istemiyorum. Ama geçen hafta söylediğim şeyi bir kez daha tekrarlayacağım. Eğer biz bu kurtuluş mücadelesine, bu oyuncu grubuyla ligin sonunu getirebilirsek, hani limana klasik bir söz vardır. Yani gemiyi limana yanaştırmak. İlk düşündüğümüz bu. Bütün motivasyonumuz bu yönde. Ama bu oyuncu grubuyla sadece teknik anlamda sportif başarıyla bu oyuncu grubuyla limana gider miyiz? Onu bilemem. Bak, onu bilemem. Bir malzeme bu. Kentin gücü, dışsal motivasyon, geçen hafta söylediğim gibi. Bunlar çok etkin şekilde çalışmazsa yine gemi limana gitmeden su alır, batar. Bu 2-2 daha 4. Ama Kent buna inanır. Gerçekten mücadelesini bu yönde, oyuncu grubuna motivasyonuyla, işte teknik kadroya motivasyonuyla verirse, o zaman limana yanaşabiliriz. Yani şimdi bizi ne kadar izliyor oyuncular onu bilemiyorum. Teknik kadro ne kadar izliyor onu da bilemiyorum ama şunu söylemek lazım. Bir kere sezon başında bir facia yaşanmış. Yani 17 transfer artı 4 transfer, 21 transfer değil mi? Evet, totalde 21 yani, transfer. Yani resmen bir facia yaşanmış. Bursa Spor için yapılması gereken ne kadar kötülük varsa yapılmış. Bu oyuncu grubu ile ilgili söylüyorum. Ne kadro mühendisliği var, ne bir mantık var, ne bir futbol aklı var. Hiçbir şey yok yani. 21 tane çöpü almışlar, getirmişler, vermişler. Arada bir tane, iki tane nitelikli, yetenekli oyuncu var. Onları tenzih ediyorum ama onun dışında hani Bursa Spor, şunu söyleyeceğim. Belki tarihinin en kötü takımı diyebilirim. Bak, tarihinin 1963'ten 59 yıllık serüvende en kötü takımı diyebilirim. Dün düşmüş Balıkesir Spor karşısında. Oyunsal hiçbir üstünlük yok. Teknik taktik üstünlük yok. Bireysel üstünlük yok. Toplam kalite yok ötesi. Bak, yok ötesi. Ne bir varyasyon, ne bir böyle bizi heyecanlandıracak bir organizasyon. Hiçbir şeyin olmadığı, futbolla ilgili hiçbir şeyin olmadığı bir oyunda sadece Bursa Spor formasının ağırlığı, 12. adamın sahaya yaptığı etki. Ya inan, hücuma çıkıyoruz. Bak, hücuma çıkıyoruz. Seyirci takımı rakip kaleye yönlendiriyor. Ya böyle bir şey ben ilk defa gördüm. Oyuncu grubunun
Moral motivasyon zaten yerlerde. Golü yedik 22. dakikada Sedat attı. Bizim çocuğumuz attı yani. Golden sonra sevinmedi. Ya ondan sonra köşe kapmaca oynadık, saklambaç oynadık sahanın içinde. Bak oyuncu grubu bu kadar düşmüş. Hiç kimse topu almaya çalışmıyor. Kimse inisiyatif kullanmıyor. Şut atacağı yerde pas atıyor, pas atacağı yerde şut atıyor. Garip garip hareketler. Bu takımın neden buraya geldiğini, niçin burada olduğuyla ilgili dünkü maçı izleyen herkes bunu çok rahat bir şekilde özetleyebilir. İşimiz çok zor. Bak 22 şöyle diyeyim ben sana 12 maç kala Bolu'da berabere kaldık. 11 maçta Eyüp'e mağlup olduk. 10. maçta Balıkesir'i yendik. Ortalaması 1'in altındaydı. Son 3 oyunda. Şimdi ortalaması 1.3'e çıktı. Yani 3 oyunda 4 puan aldık. Bizi kurtaracak olan 2 puan ortalamaya ulaşmak hani bu takım için gerçekten mucize. Tek inandığım şey bu kulübün camianın gücü. Eğer birlikte olabilirsek, birlikte hareket edebilirsek bu takımı bu sene ligde tutabiliriz. Onun dışında sadece oyuncu grubuyla ilgili söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum. İşimiz çok zor. Teşekkür ediyorum Levent abi. Vallahi Erkan'ın dediklerine katılmamak mümkün değil. Yani açıkçası dün de hani oyun başlıyor ilk yarı. Yani öyle bir şey izliyoruz ki sanki işte düşmüş 11 puanlı Balıkesir Spor bizim konumumuzda. Hani kalma ihtimali daha yüksek. Onlardaki oyun anlayışı, onlardaki oyun iştahı, takım içinde zorlayan oyuncu sayısı, mücadele eden arkadaşlarını daha motive etmeye çalışan, liderlik yapmaya çalışan oyuncu sayısı, her şey bizden çok fazla. Yani benim burada bu saatten sonra artık hani genel motivasyonu da düşürmemek adına maç maç bu hadiseyi görmek ve temelde de hani gemiyi karaya yanaştıracak mıyız noktasında geminin kaptanı Mustafa Er'e inanmak. Yani dün de şimdi bugüne kadar işte Bursaspor kaç tane teknik adam değiştirdi Mustafa'ya gelene kadar hani altyapı hocalarını bir kenara bırakırsak 3 oldu herhalde değil mi? 4. 4 mu oldu? Yani Mustafa Er'le başlandı. Fatih Tekke, Bizati, Tamer. Yani işte ben Mustafa Er'in ikisi iki şeyi de yani şimdi geldiği için ya yani Mustafa Er'de totalde 6 değişiklik var. Mustafa Er dışında 3 diyelim. Hı hı. Diğer iki maçta da farklı bizim altyapı hocalarımız çıktı. Ala Köz Hakan. Şimdi yani bizim altyapı hocalarını bir kenara bırakıyorum. Diğer 3 hocadan söz ediyorum. Yani aynı dizilişi, aynı oyun anlayışını belki birkaç oyuncu farklılığıyla sürekli her hafta önümüze sunup her haftada hiçbir artı sağlamadan geçen günler yaşadık. Bunda tabii oyuncu topluluğunun yetersizliği, yani birbirlerini tamamlayıcı oyuncular olamayışı, sezon başındaki ciddi hatalar, bunları defalarca tekrarladık. Bu bir net bir veri zaten. Ama onun ötesinde de ya bu eldeki malzemeyle ben neler yaparım farklı olarak diye düşünen de bir teknik adama da rastlamadık. Yani buna Tamer Tuna da dahil ya. Şapkadan çıkardığı tavşan Bolu maçında Luka'yı ön libero oynatmak. Ya yani inanılmaz bir şey. Yani şimdi ya Mustafa'da şunu görüyorum. Ne yaparım, ne ederim? Ne tür sistem denerim? Ne tür farklılık yaratırım? Çünkü şey malzeme belli. Ya yani bu malzemeden ben nasıl daha iş çıkarırım? Herhalde 24 saat düşünüyorum. Ve dün de çıkarken 4-1-3-2 gibi santraforsuz bir sistemle oynaya başladı. Yani önde Namık'la Bifuma, arkalarında Tuğbey, Burak İsmail, bir geride
geçiş oyuncusu ön libero gibi Ramazan, geri dörtlü kaleci. Yani tersten başladık geriye doğru. Yani 4-1-3-2 bunu denedi. Tamamen ofansif bir düzen. Bizde ofansif orta saha karakterli İsmail var, Burak var. İki de forvet. Daha önde sıkıştırıp Ramazan'la aralara toplar atmayı mutlaka düşündü. Bu bir düşüncedir. Başlangıçta ben bu dizilişi görünce saha içinde Mustafa'ya saygı duydum. Yani iç saha maçı mutlaka kazanılması gereken bir maç. Santrafor'da sorun var. Yeni alınan Pedro'da. Yani istediğimiz verimi birkaç maç daha çok özellikle bir oyuncu olmadığını gördük. En azından işte sırtı dönük falan bir şeyler yapıyor. Dün bir de gol attı. Ama öyle hani bizi kurtarıcı pozisyonda alınmış bir oyuncu profili gibi durmuyor şu ana kadar gösterdiği performansla. Bir şey düşünmüş. Demiş ki yani kafasında böyle bir kurgu yapmış. Ben daha ofansif öne oyunu sıkıştırırım. Bu işte İsmail'di, Burak'tı, dönenlere vurur, aralara sürpriz koşular atar arkaya diye. Bunu düşünmüş ama şimdi tabii sistem olarak kafanda bir şey kurguluyorsun da ulan bir İsmail görüyorsun. Akıllara zarar ya. Sene başı biz ne kadar umutlu olduğumuz bir oyuncu ki 4-5 maçta çok ekstra işler de yaptı. Evet, ilk ya, yürüyor yani herkeste bir yavaşlık. Ya artık futbol yani çabuk oynama, ayağında tutacağın saniyelerin, saliselerin önemi var. Yani oyunda bir akıcılık sağlamak adına biz de bir tık, iki tık geriye dön, sağa dön, sola dön, rakip yerleşsin, ondan sonra kapalı defansla uğraş. Yani bu anlamda ben Mustafa Hoca'nın, Mustafa El'in düşüncesine saygı duydum. Tuttu mu çok başarılı olamadık. Yani ilk yarıda bir anlamda gol yedik ama bir şeyler düşünülmüş oldu. İkinci devre santraforlu Pedro'yu alarak santraforlu bir sisteme geçtik. Üçlü savunma denedi bir ara. Çok kısa. Santraforlu bir sisteme geçtik. Onda neticede işte Erkan'ın da dediği gibi bir forma ağırlığı, ya bireysel oyuncu yetenekleri var. Yani Bifuma ya bir hakikaten topyekün organize, birlikte oynamayı, birlikte koşmayı, birlikte yardımlaşmayı bu kadar beceremeyen takım, yani Erkan'ın 59 yıllık tarihin en kötüsü tespitine katılmamak mümkün değil bu anlamda. Takım değiller. Değiller yani. Yani şimdi hakikaten bu, herkes değiller. Belki tek tek bir şeyler yani Bifuma alacak. 3 kişi 5 kişi geçecek. İlkinde takılıyor zaten. Hı hı. Ki takım içinde de yani background'u sağlam. Yani Malatya'dayken kenar oyuncusu oynadığı zaman hepimizin ilgisini çeken iyi oyuncuydu ama işte gitmiş gelmiş oynamamış falan filan. Arada geçen periyotta futboldan kopuk günleri olmuş ama yine de bir şeyleri zorluyor ama birlikte beraber takım olarak bir şey yapmaktan çok uzağız. Ha burada şuna gelmek istiyorum. Yani artık işte bu hafta şöyleydi, bu hafta galip geldik, bitti mi? Bu hafta geçti. Yani şuraya geleceğiz herhalde. Elde bir malzeme var. İşte 30 kişilik bir oyuncu grubumuz var. Kimler iyi? O hafta için Mustafa'nın gözünde kimler iyi? Çünkü yani bunlar için ben şu sistem, bu sistem, işte biz alışılagelmiş düzende gidelim. Bu yani bu takım karakterinde hüviyeti olan bir yapıda olur yani. Bizde öyle bir yapı yok. Yani biz haftalık rakibe göre ve o haftaki oyuncu performansları, oyuncu motivasyonlarına göre hatta ben bir tık daha ileri gideyim sorarak kardeşim ya. Bu haftaki mücadelede var mısın, yok musun ya? İş oraya geldi biraz ya. Maalesef oraya geldi. Hani bu mücadeleyi sürdürecek işlerinden oyuncu topluluğuyla ya da haftalık performanslarla işe maç bakacağız. Balıkesir maçı bitti mi fazla üstüne de durmayacağız. Çünkü durulacak tarafı da yok. Bir sonraki hafta Keçiören işte arada dinlenme var. Hı hı. Çok atletik bir takım, çok koşan bir takım. Bunlara karşı dirençli biz 11 kişi ya da oyun kurgusunu nasıl seçeriz? Bunun üzerine bu iki hafta içinde çalışacağız. Burada bize artı yazacak şu olabilir. Bruno süreç içinde toparlar. Yani bu iki hafta da artı o anlamda. Gözümüzün pasını silen tek bir oyuncu vardı, Bruno. Evet. Gençler Birliği Kocaeli bizim rakibimiz değil mi?
Gençler Birliği Kocaeli maçını seyret. Bursa Spor'un ne durumda olduğunu çok daha iyi görürsün. Evet. Maçın kalitesini de çok daha iyi görürsün. Bak böyle bir şey yok. İki tane düşme adayı takım var. Maç oynuyorlar. Bak yemin ederim otur kitlenirsin şeye, maça. Her şey yapıyorlar futbol adına. Dön Bursa Spor'a. Bir şey yok. Bir şey yok abi. Evet. Yani üçüncülük değil ya. Bak o kadar söylüyorum sana. Üçüncülük değil. Teşekkür ederim. Ya dün aynı şeyleri birlikte maç seyrettiğimiz arkadaşlarımla da paylaştım. Dedim yani bu ligin son ikisi oynuyor. Gerçekten son ikisi oynuyor. Hani maçın genel kalitesine bakınca o 4 derece, 5 derece sıkı Poyraz, herkesin müthiş biçimde üşüdüğü bir havada. Hala ilerim konuşuyor. Yani anca işte bu Bursa Sporluk sevdasıyla biz oradayız ama saha içindeki abi, arkadaşlar... O kadar kişi gelmiş ya. Yani saha içindeki arkadaşlar buna karşılık ne kadar veriyorlar? Hakikaten düşünüp herkes de bir öz eleştiri yapsın. Dediğim gibi Bruno artı Enver Cenk Şahin'in de inşallah bu iki haftalık periyotta katkı sağlar. Ofansif anlamda onun da gelişi ciddi artı olur diye düşünüyorum. Hani bu tarz oyuncularla dediğim gibi maç etap etap o hafta kim iyi, o haftaya göre biz nasıl oynarız eldeki malzemeye göre. Yani ben Mustafa Erim hakikaten bu anlamda işte değişiklikler yapması, oyun içinde sistem değiştirmesi falan saygı duyuyorum. Çünkü yapacak bir şey yok. Yani eğer takım olsaydın ezberletilmiş hareketleri sıkça yaparak başarıya ulaşabilirdin. Biz orada değiliz ya. Biz maalesef orada değiliz. Evet. Biz her maç o maçı nasıl kazanacağız? O an bakacağız oyuncuların gözlerinin içine. Bak, bu teşhisi yalnız Mustafa Er de koydu. Yani biz maç bakıyoruz dedi. Yani ha ben sistemsel anlamda da diyorum. Hani Bursa Spor zaten maç içerisinde sürekli Bursa Spor artık Mustafa Er'in gelişiyle sistemde değişiyor. Yani aynen öyle. Yani dörtlü savunma çakılı olmuyor. Orta sahada değişiklik yapıyor. Evet, forvet hattında ikiliye dönüyor, yani tekliğe erken dönüyor. Erken değişiklikler yapıyor. Doğru. 5 oyuncu değişikliği var. Doğru muydu? Doğru. 2 tane oyuncu alıyorsun. Bu 2 tane oyuncu da kötü oyuncu değil. İki oyuncu da iyi oyuncu. İki oyuncu da Tuğbe de iyi, İsmail de iyi. İlk başta Ramazan'la İsmail değiştirdi değil mi? Öyle evet. İlk önce onları değiştirdi. İlk önce Ramazan İsmail çıktı. Ramazan İsmail çıktı. Yani şimdi bakıyorsun iyi oyuncular. Evet. Ama yani öyle çaresiz ki. Yani o da arayışta. Hı hı. Şimdi bu çıkan sonuçları kime mal edeceksin? Mustafa'ya edemezsin. Gelen yönetime edemezsin. Her şey ortada. Aynen öyle. Cenaze var, hadi buyurun kaldırın. Teşekkürler. Bitti mi? Bitti. Okey. Sevgili Çetin'den görüşlerini alayım. Ben başka bir açıdan bakayım değerli abilerimin yorumlarına. Şimdi ben de konuya Mustafa Er'in maçtan sonraki açıklamasıyla başlayacağım. Çok doğru bir tespitte bulundu. Sizler de onu aslında dile getirdiniz. Kazanılması gereken bir maçtı, kazandık. Yani buna ister maç deyin. İsterseniz çok uzun aradan sonra futbolcuların geri dönmesi, özgüveninin sağlanması, işte bundan sonra alınacak olmazsa olmaz galibiyetlerin bir başlangıcı olması açısından çok önemliydi. Onu bir kenara koyduk. Ancak ben Levent abi gibi düşünmüyorum. Çünkü biraz daha detaylı oldu. Ben rakip Balıkesir Spor. Bursa Spor'un en az 6 maç kazanması lazım ki. O da size yetmiyor. Rakiplerin ne yaptığı çok önemli. Evet. Yani siz 6 alırsanız, rakipler sizden 2 maç fazla da alsa, 4 maç alsa siz yine yetişemiyorsunuz onlara. Yani rakipleriniz 4 maç alsa, siz 6 maç alsanız yetişemiyorsunuz. Dolayısıyla rakip de Balıkesir Spor olunca, ya ben santraforsuz başlamasını açıkçası yanındakilere de eleştirdim. Ya iç saha, Bursa Spor, tarihi neyse bulunduğu durum önemli. Ama santraforsuz başlamasını çok doğru bulmadım. Yani Bursa Spor gibi bir takım galibiyet gerekiyorsa iç sahada rakip de Balıkesir'se ben santraforlu başlarım. Ha başladığınızı ikinci kısımda da deneyebilirdim. Hani oyun geçişlerinde işte süratli adamlarla gitme gibi ama madem ki galibiyet lazım. Yani bizim üçüncü bölgede aksiyon yapmamız lazım. Kimle oynamak lazım sence mesela? Bence Pedro ile başlaması lazım. Çünkü bakıyorum şeyi almıyor kadroya. İkinci santrafor Berat Altındiş. Yok. İkinci bir santrafor. Berat'ın sakatlığı varmış. O U19'a gitmiş. Ben takip ediyorum onları. İkinci kısımda da onu dedim. Eren
Eren var. Şimdi o ikinci kısımda aslında benim korktuğum bir şeye değince. Eren oynayabilirdi yani. Şimdi ama bu Pedro yerine Santavo bu sistem de yani bu çıkardığı o sistem de ofansif sistem. Ha, denedi. Denedi. Ayrı mesele ama bizim artık 27. haftada fazla bir şey denememiz lazım. Mustafa Hoca da bu takımın bir kısmıyla sezon başı beraberdi. Zaten Bursa'da yaşıyor. Bursa'daki bu Bursa Spor'daki bütün gelişmeleri yakından takip ediyor. Belki birçoğunda da görüşüyordur. Yani bilemem onu da. Hani, aynı şeyi ben de düşündüm. Bir kanatta Buffon'a bir kanatta Nani. Ortada ben Eren Güler'e bir santraforla yani. Başlarım abi. Sen evet. Eğer o olmuyorsa ikinciyi denerdin ama. Çünkü en azından iki kanatta çünkü, daha şey hareketli olurdu. Çünkü iki tane stoperi ya bir dakika biz gol yedik Sedat'tan değil mi? Ramazan tutuyordu. Ramazan kaçırdı orada. Şey sağ bek neydi? Mert yüksel ikisi de yükselmedi zaten. Hı-hı. Yükselmeden kafayı vurdu. Bunu amatör kümede bile hocalar öğretir. Rakip takımın stoperi geldiği zaman santrafor tutar onu. Neden? Çünkü karşıda da ikili mücadele ediyordur. Sadece dolayısıyla sizin onu tutacak bir paylaşım da yapmamışsınız. Sağ bekin önünde kalmış zaten yükselmeden vurdu kafayı. Dolayısıyla bu tip şeyler sadece hücum anlamında değil, rakibi karşılama konusunda da ki bu maçın... Amatör kümede yenmez öyle bu. Evet, bu tip maçta ben maçın başladıktan sonra baktım ki bu işin dedim bu maçın kaderi duran toplarda çözülecek. Çünkü karşı tarafta o tarafta yani Bursaspor izin vermeseydi gelemezdi ama çok çabuk izin verdiler rakibin gelmesine. Dolayısıyla biz de ancak duran toplar onlar da duran top kovalamaya başladılar. Dolayısıyla ben de bu maçın kaderi duran toplarda belirleyecek ki ikinci golümüz de duran toptan geldi. Şimdi santraforsuz başlamadığı için Mustafa Hoca yani deneme konusundaki şeyim endişemi dile getiriyorum. Ya yanlış ben bir teknik adama sen yanlış yapıyorsun diyemem ama gördüğümü ve bundan sonra hala maç olacağı için kafasındaki bir takım şeyleri çünkü Mustafa Hoca Fatih Tekke gibi Özcan Bizati gibi Tam Ertuğrul gibi değil dışarıdan gelmedi. Mustafa Er hocalığı bırakmış olsa bile kentin içinde ve herkesle beraber. Camiayı biliyor. Belki de hafta içinde Bursa'yı, Bursa Spor'u, Bursalı bu arkadaşlarıyla değerlendirdi. Yani o kadar için içinde bir adam. Yani takımın başında olmamasına rağmen. Bir de endişem şu. Mesela aslında katılıyorum. Buffon çok hareketli. Yani bu ligin enteresan bir futbolcu ama. Yani bu aslında mesela geçmiş hocaları da takip ettik. Hiçbir hocanın yani isteyebileceği bir futbolcu değil. Yani tam bir kaos futboluna uygun bir futbolcu. Çok fazla ayağında top tutuyor. Yani bir takım özellikleri var. Çalım atma, işte rakibi ters tarafa götürme, işte alan boşaltma devamlılığı gibi. Devamlılığı yok, devamlılığı. Ama şey yok, sonuç yok. Bizim artık bu saatten sonra göze hoş, ben hiçbir şey beklemiyorum. Yani ben göze hoş olmuş. Bal yapmayanları. Ha, yani o bu çünkü kırılgan da bir takımız yani. Ya bir gol yedik. Devreyi kapattık. Reaksiyon veremiyoruz yani. Devre arası olmasa yani maç 90 dakika bitti. Tamamı olsa bizim toparlayacak şeyimiz yok yani. Dolayısıyla ki çıkışları da uzun sürdü. Son dakikaya kadar muhtemelen Mustafa Hoca içeride çok fazla anlattı ve bizi çok fazla ikaz etti. Onun için önümüzdeki haftalarda rakip Balıkesir biz bu hatalarımızı da burada görüp önümüzdeki haftalarda daha çetin rakiplerle oynayacağız. Daha çataçat, daha canı burnunda takımlar olacak. Ben size şunu da iddia edeyim. Balıkesir Spor hani düşme hattından bir takım söyleyeyim. Denizli Spor olsaydı bizim işimiz dün çok zordu. Yani Balıkesir Spor bizi vurdum duymaz haliyle bizi zorluyorsa yani, düşme tehlikesini yaşayan Denizli Spor olsaydı dünkü rakibimiz biz sıkıntı çekerdik. Dolayısıyla biz maç baktığımız için bizim artık hiçbir majör hatayı şey yapamayacağız. Görmemezlikten gelmememiz gerekiyor. Dolayısıyla bunlar da hep eleştiri anlamında söylemiyorum. Gözlemimiz. Yani değerlendirirler, ya bak, değerlendirmezler. Çolak, sen şimdi Namık burada oynamaz diyorsun ya. Rakipte Halil Çolak diye 63 numara bir oyuncu var. Santrafor oynadı. Yani şimdi 63 numara ufak boylu. Biraz, pıt pıt kaç kere araya girdi. Ya abi böyle bir şey yok. Her şeyi yaptı adam. Ama Halil Çolak iyi oyuncu. Adam topu ayağına aldı. Orta oyuncuların gelmesini sağladı. Faul aldı. İki tane stoperimizi dibine kadar zorladı. Her şey yaptı adam yani. Yani şimdi santraforsuz oynayacaksan böyle oynayacaksın yani. Rahatsız edeceksin. Namık daha önce oynamıştı bir maçta çok beğenmiştim mesela. Hani santrafor. Ya bir takım özellikleri var. Her türlü. Ama yapamadı. Dün hiçbir şey yapamadı. Hiçbir şey yapamadı. Boğuldu kaldı gitti yani. Halil
Kasımpaşa'da biliyorsunuz Süper Lig'de oynadı. Bir dönem yıldız adaylarındı. Bir de sonradan Birol Parlak diye bir oyuncu girdi. Onu hatırlar. O bir dönem Fethiyespor'dan Fatih Terim onu amil takıma çağırmıştı stoper. Sonra Eskişehir'e gitti. Kayboldu. Ben ne olduğunu merak etti. Buradan çıktı. Halil de bir dönem yıldız adayı olarak ya gösterilen bir oyuncuydu. Halil'e tutmakta zorlandık ya. Ama şey yani şimdi o da geçmişte meziyetleri olan ama yeteri kadar gidemeyen bir oyuncu. Şimdi kıyaslama da yaparsak mesela mental anlamda, psikolojik anlamda falan filan. Peki Balıkesir Spor'un mentali ve psikolojik şeyi çok mu düzgündü? Evet. Çıktılar düşmüşler. Elindekileri oynadılar. Yani oynadı. Düşmüşler, para almıyorlar. İdmanları geçen hafta burada gösterdik. Ne yapıyorlar? Nerede yapıyorlar? Yani ben şeye de katılmıyorum. Mesela hocanın ilk açıklamasına beğendiğim kadar ikinci açıklamasını da anlam veremedim. Bruno'nun şeyini söylüyor. Yok 60 dakika oynamış. Ya bu Bruno bu takımın yarısı ya. Yani Bruno eğer 27. hafta bize fedakarlık yapıyorsa... Yani bunu da dillendiriyorsak ben çok üzülürüm yani. Gösterecek tabii yani. Sakatlıktan çıktı adam şimdi. Adam şimdi 15 gün önce menisküs ameliyatı yok. Bir ay önce aldı. Bir ay önce. Evet. Oluyor. 15 gün takımla antrenmana çıkıyor. Son 3 gün takımla çıkkalelere vesairelere çıkmış. Tamam, evet. Ben geri aldım o zaman. Bruno ile ilgili söylediği ben de dinledim. Ya Bruno kaç tane 90 dakikanı seyrettik abi sakat olmadığı zamanda? Kaç tane 90 dakikasını seyrettik? Şöyle bu maçla ilgili ya bu maçla ilgili kafasında şey var. Endişe var. Yani 20 dakika yarım saat oynatmayı planlamış. Çünkü maç normal gitse 20 dakika yarım saat oynatacakmış ama maç krize girince adam düşün o patlasa bile demiş ki bu maçı alayım da Bruno da patlasın artık yapacak bir şey yok yani. Adam da çıktı. Neyse. Zaten sezon başından beri demiyor muyuz burada? Adamın top ayağına yakışıyor. Background'ı zaten tabii belli. Oyuncu herif yani. Oyuncu. Ama bu şeyin içinde 22 oyuncunun içinde bir tane sırıtan oyuncu Bruno'ydu yani. Bunu da kabul etmek lazım. Kabul ediyorum ben zaten. Her topu sezon başında altında. Söyledim. Yani ben Bruno'nun menajeri ve yakınıyla da Bursaspor'u neden tercih ettiğimi de bilen birisiyim. Onun için hani burada özel şey yapmayayım. Özel şey çok detay bilmiyorum. Detay, bana bakmayın bu konuda bilmiyorum. Hani faydası yok konunun ama şöyle söyleyeyim. Bruno giden menajerin de yerin dibine soktuğu birisi. Yani ben olsaydım almazdım dediği futbolculardan birisi yani. Kusura bakma bu takımın başına futbol aklı diye getirdiğimiz kişilerden ama birisi. Ama onu şöyle de ya ona sen Kale alıyor musun? Ay. Almıyorum da aldı insanlar yani. Ama öndeki metni ama almayın dedik Kale almayın dedik. Ay. Orada çok gönül rahatlığıyla bunu söyleyebilirim yani. Yani şu var. Toplam olarak kullanılan ifadelerde sakat oyuncu yani uzun süre oynamamış oyuncu anlamında da onu da söylemek lazım. Vallahi hiç ben bir şekilde anlıyorum abi. Ben onun ne demek istediğini de çok iyi biliyorum. Çünkü sakatlıktan yani, çıkmış, uzun süre futbola ara vermiş. Şimdi sen bir para ve Bruno bizde kaç oynuyor? 650 bin euro. 650 bin maliyeti 700 bin euroyu buluyor. Yani. 650 bin. Yani menajeri falan yiyor. Ya, manşet. Levent manşet satıyor. Ha. Ben olsaydım Bruno'yu almazdım. Ne var acaba diye alırsın gazeteye haberi yani okursun. Bunu İstanbul kanallarına söyledi. Altını doldurmazsan Bruno'yu ben olsam almazdım. Ama altını doldursa yani arkadaş dese ki uzun süre sakatlıktan işte çıkmış ve verilen bedele şimdi, bakarsan şimdi total geldik kaçıncı haftadayız biz? 27. 27 maç oynamışız. En üretken adam bir de. 27 gol, 4 gol, 4 asist. Ama bu takımın içinde 5'e 4. 5'e 4. Ya ama bu takımın içinde bakınca şu an iyi oyuncu mu? İyi oyuncu ama bir de işte sakatken bu performans. Yani. Sezon başı bakarken şuna bakacaksın. Sen 650 bugünün şartlarında 10 milyon para veriyorsun. İşte 6 ay 8 ay top oynamamış bir oyuncu geliyorsun alıyorsun. Ya bu mantıksız ya. Yani. O açıdan bakarsan öyle. Şimdi suç. Bir ekleme yapabilir miyim Bruno konusunda? Yani. Bir ekleme yapayım. Şimdi siz Bruno'yu almak istediniz değil mi? Ya da Tim Matavs'ı ya da Pedro'yu almak istediniz. Birine 900 verdiniz, öbürüne 650 verdiniz. Pedro da ne kadardır herhalde? Bir 200-300 civarında bir şeydir. Pedro yarım dönem 150. 150. 150. Neyse bu kadar. 5 çarpı 30 şimdi, öyle. Bruno'ya diyorsunuz ki siz sakat. Sakat oyuncu aldık. Ya
Görmüyor musun bununla ilgili bilgileri? Ya da Tim Matas'la ilgili bilgileri görmüyor musun? Menajer operasyon yapmaya gelmiş buraya. Belli. Bir operasyon çekilmiş. Sen hadi adamı da tanımıyorsun daha. Ya Transfermarkt denilen bir site var. Tamam mı? Giriyorsun. Adamın... Dünyanın bütün futbolcuları orada. İyi. Bak, bir de para falan vermeye de gerek yok. Yani böyle farklı para verilerek bilgiye şifreli vesaire falan filan da bir şey değil. Açık. Bu topluma açık, umuma açık bir site. Diyorsun ki ben Bruno hakkında bilgi almak istiyorum. Adam diyor ki Bruno sağ ayağıyla 12 gol attı, sol ayağıyla 5 gol attı, 3 hafta eşiyle kavga etti, idmana çıkmadı. Ondan sonra 8 hafta bacağım ağrıyor dedi, idmana çıkmadı. 12 hafta maç kadrosuna girdi ama 11'inde oynamadı. Adam bütün, yani bir tek annesinin kızlık soyadını söylemiyor sana. Her şeyi bildiriyor. Ondan sonra biz sakat adam aldık. Abi gözün nereye bakıyordu senin? Buna rağmen. Gözün nereye bakıyordu senin bunu alırken? Burada hata aramıyorum, ben suç arıyorum. İşte ben onu söylüyorum zaten. Geçen yani hafta bu şeyi... Ondan sonra sakat oyuncu aldık diyemezsin. Almışsın zaten sen bunu. Bu saatte ne konuşuyorsun? Bu saatte ya? Konuşulacak konu mu? Ligin 4'te 3'ü bitmiş. Sonra biz sakat oyuncu aldık. Sakat sakat geldiğinde aman oyuna girsin diye bakıyorsun. Bir şey bekliyorsun adamdan. Böyle sonra, bir şey olabilir mi ya? Geçen hafta şeyi konuşmuş muyduk? Bu Galatasaray'da hani Burak Elmas'ın... Konuştuk. Konuştuk. Menajerlerin... Ne tür kriterlerle oyuncu alınacak? Aynen, aynen. Söylediniz. Ama buradan okudunuz. Sonra, aynen, yani söylediniz. Bence söylediniz. Artık şey... Yani 1, 2, 3, 4, 5 gözden geçmeli. İşte evet. Yönetici, teknik heyet, squad, kimin önerdiği vesaire. Aynen. Buyurun lütfen. Şimdi son olarak da şöyle bağlayayım. Bir takım görüşmeler de yaptım şimdi. Takımla ilgili. Şimdi... Geçen dönem Mustafa Hoca'nın bu hafta yaptığı, mesela kaçıncı dakikada yaptı değişiklikler? 35 38'de. Mi? 38'de. Şimdi bunu geçen sene de yapıyordu. Çok önemli maçlarda, içeride dışarıda yapıyordu. Çok değişik. Bir değişik sistem ve insanların, yani hoca takıma hakim diyordu. Şimdi benim görüşüm, o takımda dengeler de şeydi, eşitti aşağı yukarı. Çok fazla yani bir adım öne çıkan vardı ama böyle arada uçurum yoktu. Yani burada yapabiliyordunuz. Takım oldu. Şimdi bu takımda onu yaparsanız, bak bu hafta tuttu, takımın lehine sonuçlandı ama bu takımda küskünlük olur. Bu kalitedeki takımda. İkincisi, ben mesela Mustafa Yar geldi, hani medyada, işte bizim de medyada, bütün medyalarda çıktığında benimle birlikte konuştuğum birçok kişide şu algı oluştu. Ya Mustafa Hoca geldi, geçen sene önemli bir şeyi var, başarısı var. Bize öyle bir şey yaşattı ki mutluluktan açıkçası, yani keyif başarı aldık. Gelmesen keyif aldık ve hani Bursaspor'un geleceği adına ümitlendik diyordu. Gençlerle ilgili yine bir takım yapabilir. Çünkü bu saatten sonra, az evvel sen söyledin abi, ne Mustafa Era bir faturanın kesileceği söz konusu, ne de bir yönetime dedin, değil mi? Rahat, rahat yani. Daha rahatlar. Şimdi ben mesela Eren'di, Tuğbe'ydi, Ramazan'dı. Bunların içinde birkaç tane daha aşağıda bu takımla bu haftaya kadar. Furkan'dı, Canberk'ti. Bunları benim aslında önceliğinin Mustafa Eren'in gündeminde olan bir konu olduğunu düşünüyordum ilk açıklandığında. Ama aldım bilgiler. Mustafa Er'in geçen dönem gençlere olan güveni ve takımda oynatma arzusunun sanki tecrübelilerden yana olduğunu görüyorum. Tercihlerini böyle kullanıyor. Ama biz bu ligde kalırsak, ki kalacağız, bak bizim için önemli olan o çocuklar olacak, biliyor musun? Tabii, seneye. Seneye? Seneye oyuncu transfer edemeyeceğiz. O oyuncular bizim en önemli oyuncularımız. Ya, yalnız burada şunu da söylemek lazım. Yani bizi 27. haftaya şunu demeye getiriyorum abi. Bizi 27. haftaya kadar bu futbolcular getirdi. Kalan 9 haftada birçok insanın ne beklediğini ben çok şey yapıyorum ya, şaşırıyorum. 27 haftada bize bunu veren, 9 haftada 5 gömlek daha yani üstünden bir şey verebilir daha mi? Daha cesur kararlarla yürümemiz lazım diye çünkü düşünüyorum. Çünkü fatura... Ama Mustafa Er'le ilgili ben de gördüğüm kadarıyla, hani Mustafa Er'le ben oturup da sohbeti yapmıyorum. Hani ne düşündüğünü de bilmiyorum ama
gördüğüm kadarıyla geçen yıldan ve elde ettiğim tecrübe Mustafa Er'le ilgili bu kararları cesurca verebilecek bir kapasiteye sahip. Ben de ona katılıyorum. Yani katılıyorum yapar, senin dediğini yapar yani. Benim tercih, benim gördüğüm, benim takibimde olan bir sen biraz önce dedin ya, bir şey yanlış anlaşılmasın. Bak sen dedin bu kalitedeki oyuncularla böyle işte 38'de değişim yaparak bilmem ne hamle yaparak hani oyuncu grubunda bir takım infialler olur, işte kopmalar olur falan. Ya bu saatten sonra Çetin olursa da olsun abi, da kardeşim. Ben ondan, kopacaksa kopsun yani. Katılıyorum ama bak, ben onda Levent değilim ya, abi. Bak Levent dedi ya, bir antrenör söyleyeyim sana, hepimizin tanıdığı Özmetin Erkut. Kulakları çınlasın, izliyorsa da selam olsun. Takımı yapardı. Takımı yaptıktan sonra soyunma odasında gelirdi. Beyler dedi, hasta usta, ayağım çekiyor, karnım ağrıyor, yok ben stresliyim, bilmem ne varsa burada söylesin, hemen formayı çıkarsın. Bak 11'i açıklıyor, formalar giyilmiş, bir de onu soruyordu. Şimdi bu saatten sonra Mustafa Hoca, bu kadroyla ilgili, abi savaşa giriyoruz artık. Bizim bu savaşta yok İsmail'miş, o alınacakmış, bu daralacakmış, darılırsa dalırsın. Alınırsa alınsın yani. Giderse de gitsin. Alsın valizini gitsin yani. Şimdi burada... onunla derdim değil. Buyurun. Birazdan reklama gideceğiz. Benim onunla derdim değil abi. Bunun bu saatten sonraki faturasını bu camia öder. Yani futbolcu çeker gider fark etmez. Verir mahkemeye. Kendi takibini kendisi yaptırtır. Ayrı mesele. Bunun faturasını oturup ceremesini biz çekeceğiz. Benim beklentim şu. Mustafa Er'in eli daha açık. Daha çok yapar, fazla yapar. Destek var. Yani hiç kimseden bir şekilde korku duymasına, endişe ya, duymasına olmasa, gerek yok. Onda o cesaret olmasa bu oyuncuları bu dakikada değiştiremez. Bu ben sezon 38. dakikada oyuncu değiştiren Mustafa Er'den başka teknik direktör geldi mi? Yok abi mümkün gelmedi. Değil. Yapamaz yani. Fatih Hoca Aykut'u çıkarttı. Evet. Aynen. Onun dışında yok. Abi Mustafa şimdi, Er dışında kimse yapamazdı bu şeyi. Ben de aynı fikirdeyim. Şimdi Massimo konusunda bir şey benim ekleyeceğim. Benim endişelerim var. Önümüzdeki haftalarda inşallah daha benim endişelerimin yersiz olduğunu... Senin beklentine cevap verdi aslında. Ne gibi? Öyle düşünüyorum. Sen dedin yani daha cesur kararlar vermesi lazım. Bu gençler konusunda abi. Gençler konusunda da yapar konusunda. Diyorum ben. Abi geçen hafta şeyi oynattı. Eren'i oynattı olmadı. Hayır şeyi oynattı. Güzel abicim, Ramazan'ı oynattı. Ya biz güzel abicim 15 hafta Çapan'a bilmem kaç hafta ona buna fırsat verdik. Ya Eren kaç dakika forma giymiş gözünüzü seveyim ya. Çetin. Bir şut attı diye sahanın içinde bağırmayan kalmadı çocuğa. Ele avuca sığan bir tane oyuncu söyle bana ya. Hangisinden? Bu Vakıfköy dışındaki oyunculardan bahsediyor. Tamam ben de onu anlatmaya çalışıyorum abi. Yani. Adam bir şut attı. Vefa bilmem pası başka tarafa attı diye şeyde Ankara'da şimdi, iteklediler. Öteki çocuğa bağırdılar. Yalnız şöyle bu Erkan bir saniye. Şurada şimdi bizim yeri geldi sezon başında tek altyapı oyuncusuyla oynadığımız maçlar oldu. Bir oyuncu. Bir oyuncu ya. Şimdi Canberk kalede Deniz yedi. Eren yok. Evet. Furkan ama oynatana kadar 26 hafta geçti abi. Erhan'a artık çıkamayacak hale geldi. Ama Mustafa Er'le bir alakası yok ki. Tamam ama ben onu söylüyorum. Ben Mustafa Er üzerinden... Bir dakika şuraya geleceğim. Şimdi Canberk oynuyor, Furkan oynuyor, Ramazan oynuyor, Tuğbe oynuyor. Altyapı oyuncusu olarak. 4 tane oyuncu. Eren de oynasa 5. Yani sezon başına göre böyle bir fark var. Yalnız bir de şu var. Şimdi Mustafa Er bunlara şans veriyor. Bunların da Mustafa Er'in verdiği şansı diğerlerini utandırmak için maksimum verimle sahaya ortaya koymaları lazım. Peki şimdi bir soru sorayım kapatayım. Bak. Burada şu problem var. Mesela bu hafta Tuğbe. Evet. Değil. Balıkesir maçının Tuğbe'yi bu değil. Evet. Bu değil. Bir önceki maçın Tuğbe'yi değil. Değil. Ramazan keza yani bizim kötü de abi Ramazan yani. Peki bir soru kötü sorayım. Kötü başladı. Yani. Hayır bizim de onlardan şey beklentilerimiz var. Onlar da hocasının arkasında duracak. Ya bir soru sorayım. Sen bana buyur. Eyüp maçının en iyi futbolcusu gözü batan oyuncusu kimdi? Tuğbe ve Ramazan. Evet. Çıkana kadar. Evet. Ramazan. Ramazan'dan herkes falan dedi mi? Dedi, evet değil dedik. Mi? İyi döndü dedik. Peki bu maç 38. dakikada çıktı. Evet. Tamam. Bana 38. dakikaya kadar Ramazan dan çok daha farklı oynayan bir tane futbolcu gösterdi. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ona açıklık getirdi yalnız. Bir dakika. Tamamen çok yaratmak için dedi. Yani hayır çok yaratmak için değil.
sistemsel anlamda kötü oynadıkları için çıkartmadım dedi. Sistemsel anlamda çıkarttım dedi. Bence burada da çıkartırım, kusura bakmayacaktır. Yani. Abi haftalardır eleştiriyoruz. Sistem dedin, adam değiştirip adam koyma konusu sistem değişikliği değil ki. Sen santraforlu sisteme geçersin, sistem değişir. Ama sen orta sahadan adam çıkarıp orta sahadan adam koyarsan sistem değişmiyor. Oyuncu değişiyor orada. Ya orada ne yaşadı, ne hissetti bak ben aynı şekilde senin düşündüğün gibi düşündüm. Ama bir teknik adam 7-24 onlarla yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor, onlarla düşünüyor, onları antrene ediyor, onlarla birebir konuşuyor, grup halinde konuşuyor. Şimdi aynı şeyi ben de düşündüm. Yani ne düşünebilir diyorum. Yani şimdi bu iki oyuncu da iyi oyuncu kardeşim. İyi de oynuyorlar yani kaliteleri de belli. Ama bence İsmail çok kötüydü. Ama İsmail kötü başlasa olabilir. Net kötüydü. Yani kötü de başlasa bir oyuncunun değiştirilmesi. Ya Burak Altıparmak 90 dakika ne oynadı abi Allah aşkına ya. Bütün topları kaptırdı. Bütün topları yan, şey oyun kesti, topu ağırlaştırdı. Şimdi gözünü seveyim yapma ya. Sana hak veriyorum ama mutlaka bir şey düşünmüştür yani. Mutlaka düşünür. Ya ben önce teknik olarak bir şey söylemiyorum. Bak ama bunlar önümüzdeki haftalarda daha çok göze batacak hadiseler. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdiden diyorsun ki eğer bizi izliyorlarsa, Mustafa Hoca da izliyorsa belki bir feyiz olur. Yani ben Mustafa Er'in geçen sene yarattığı destanın unutmaması ile ilgili bir hatırlatma yapıyorum. Ben yine bak biz döndük dolaştık Furkan Emre maçın bana göre bir numaralı adamı. Ya geçen seneki yani, destandan 10 tane adamı sattık be abi. Ya kaçtı bir şey ayrılmasın. Ama bak yine var abi. Destan bak, gitti başkalarına hikaye olmuş. Günde bak 3 kişiyle hocalarla görüşüyorum. Bak var gene. Var geliyor. Var gene ama günün gelişmeleri bize tabii daha nasıl olacağını... Yani bir şey hayır. Reklama gitmem gerekiyor. Kulübeye bakarsan kaleci dışında bir Eren var zaten. Kalmadı işte onu söylüyorum abi. Ama var bak Vakıfköy'de. Sen Hakan Hoca'ya gittiniz, ziyaret ettiniz. Araya Eren 5-6 tane isim vermezse size ben ne olayım? Zaten bir hafta, iki hafta, bir önceki maçta iki tane adam aldın. Yok, hiç duydun mu daha önce? Ben oynattığın... Ben çok takip ediyorum bu konuları. Peki, tamam. Şimdi sevgili seyirciler az önce Massimo Bruno ile ilgili sakatlık konusu gündeme geldi de ben de bir internet sitesinin ismini verdim. Transfermarkt bütün futbolla ilgilenen herkes bilir. Buna para falan demenize gerek yok. Giriyorsunuz, yazıyorsunuz, oyuncunun adını yazıyorsunuz, her şey. 2014-2015 sezonunda aşil topuğu sorunu olmuş. 26 Şubat 2015 ile 7 Nisan 2015 40 gün arasında 7 maç kaçırmış. 14-15 sezonunda apandist ameliyatı olmuş. 30 Mayıs'ta 4 Haziran arasında 5 gün rapor almış. 2 maç kaçırmış. 2016-2017 sezonunda 15 Eylül'de 17 Eylül arasında gene 2 iş günü rapor almış. 1 maç kaçırmış. Bunda da bilek sakatlığı meydana gelmiş. 2019-2020 yani bir önceki sezon, 2 önceki sezon. Çapraz bağ kopmuş. Yırtılmış. 15 Şubat 2020 ile 1 Kasım 2020 arasında 260 gün oynayamamış, 16 maç kaçırmış. 9 ay. Evet. Bir sezon. Şimdi şöyle bir durum da var. Bir futbolcunun çapraz bağı, ben bu konuyu doktorlarla da konuştum, kulüp doktorlarıyla da konuştum. Bir futbolcunun çapraz bağı koptuğunda o futbolcu ölmüyor. Futbol hayatı da bitmiyor. Günümüz teknolojisinde. Geçmişte... Evet, menisküs vesaire falan filan. Şimdi çeşitli tedavi yöntemleri var, çeşitli antrenman programları var. Ya, tıp çok ilerledi. Tıp çok daha farklı bir noktaya geldiği için, aynen. Spor hekimliği çok farklı bir noktaya geldiği için bu oyuncular tekrar sahaya geri dönüyor. Örnek mi? Aşil kim? Tendonu koptu Caner Erkin'in. Tendon bir futbolcunun bu dönem için bile futbolu bırakmasına sebep oluyor. Kesinlikle. Yani. Şimdi Vefat Emel ne oldu? 9 ay oynayamadı, geri döndü. Kim? Ramazan. İlk maçında harikalar yarattı. Ne oldu? Çaprazı koptu. Evet. Massimo Bruno da bu sakatlığı geçirmiş olabilir. Ama eğer kafanda bir soru varsa, operasyon çekildiğine inanıyorsan almazsın. Almaz. Ama aldıktan sonra da ya bize sakat oyuncu aldırdılar ya da sakat oyuncu aldı deme hakkın yok. Yok. Öyle bir dünya yok. O günkü pozisyonuna bak. Çünkü burada yazıyor belgeli. Adamın sakatlığı belgeli. Bu kadar basit. Adama sorarlar kim aldırdı? Kaç sahibi kim? Kaç doğumlu Bruno? Bir de gençlik var tabii. Bir de 29 yaşında Bruno. Şimdi Ramazan'ın iyileşmesiyle, Vefa'nın iyileşmesiyle
Massimo'nun iyileşmesi arasında elbette biri 7 ayda iyileşir öbürü 9 ayda iyileşir. Yine minyon oyuncu oradan çabuk kurtarır toparlı. Biraz. Evet. Durum bu. Neyse bu bilgiyi de sizinle paylaşmayalım. Kısa bir aramız var sevgili seyirciler. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.